Depresyon ruhsal hastalıklar içerisinde en çok acı veren, en çok rahatsızlık veren ve en sık görülen ruhsal problemlerden bir tanesi. Çok yaygın ama aynı zamanda da kendisini en çok gizleyen ruhsal hastalıklardan biri. Genellikle özellikle Türk toplumunda kendisini somatik belirtilerle ortaya koyuyor. Baş ağrısı, mide problemleri ya da sebebi belirsiz vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ağrılar, bu tip belirtilerle kendisini gösterdiği için de genellikle fiziksel bir problem zannedilerek öncelikle nöroloji, dahiliye gibi psikiyatri dışı branşlara gidiyorlar. İnsanların %70'i hayatlarının bir döneminde depresif bir bozukluk tablosu içerisine girebiliyorlar. Ama şunu iyi ayırt etmek lazım. Depresif duygu durumla hastalık olarak depresyon birbirinden oldukça farklı. Depresif duygu durum bir sebebe bağlı ve kendinizi kötü hissettiğiniz durumlar. Ama depresif bozukluk bir hastalık. Bu ayrımı iyi yapmak lazım çünkü insanlar kendilerini birkaç günlüğüne depresif hissettiklerinde ya da bir sebebe dayalı olarak ortaya çıkan sıkıntılarında hemen kendilerini depresyona girmiş olarak algılıyorlar. Ve psikiyatri dışı hekimler böyle şikayetlerle başvurulduğunda bir antidepresan başlayabiliyorlar. Bu da gereksiz yere bir antidepresan kullanımına sebep oluyor. Peki hastalık olarak depresyon söz konusuysa o zaman bunun tedavisi son derece ciddiye alınmalı. Çünkü depresyon ruhsal hastalıklar içerisinde en fazla intihar eğiliminin ortaya çıktığı durum. Ve biraz önce de söylediğim gibi aynı zamanda en çok acı veren ruhsal hastalıkların başında geliyor. Özellikle sabahlara ortaya çıkan sıkıntı, uykuda artış ya da azalma, iştahta artış ya da azalma, kendisini daha önce zevk aldığı şeylerden uzaklaştırma, eve kapanma, insan ilişkilerine girmeme tarzında yakınmalar sık görülüyor. Bunun dışında gün içerisinde ortaya çıkan sebepsiz ağlamalar, daha önce de verilmeyen duygusal tepkilerin toplum içerisinde verilmeye başlanması, iş veriminin düşmesi yine buna eşlik eden belirtiler olarak karşımıza çıkıyor. Artık psikiyatrik bozukluklarda hastalıkla sağlıklılığı şöyle ayırt ediyoruz. O hasta işlevselse, yani toplum içerisinde sosyal ilişkilerini sürdürebiliyor, işini gücünü yürütebiliyor, her zamanki aktivite düzeyini devam ettirebiliyorsa ona sağlıklı diyoruz. Ama bunlarda ortaya çıkan bir azalma, sanki enerjinin azalması, arabanın benzininin bitmesi veya elektriğin yavaş yavaş kesilmesi gibi ortaya çıkan bir enerji azalması, o insanın işlevselliğinde ortaya çıkan problem depresyon içerisinde olduğumuzun bir göstergesi. Peki tedavide ne yapmak lazım? Depresyon tedavisinde ilaç mutlaka kullanılması gereken bir araç. Ancak psikiyatride ilacın etkisi %30'dur. Eğer terapiyle desteklemiyorsanız o tedavi tamamlanmamış demektir. Depresyonda tekrarlayıcı nitelikte bir rahatsızlık olduğu için yapılması icap eden şey ilaç artı terapiyle bunun tekrarlamayacak bir halde buna zemin hazırlayan bilinçaltında yatan faktörlerin de çözülerek ortadan kaldırılmasıdır.